Değerli basın ve tüm yıldırmalara rağmen hakkını almakta ısrarlı sıra arkadaşlarımız. Bizler DAY öğrencileri olarak pazartesi gerçekleştirdiğimiz eylemimizde rektöre taleplerimizi sunarak bize kendisinin belirleyeceği bir günde geri dönüş için söz almak istemiştik. Ancak rektör öğrencisine bir sözü bile çok görmüş ve lafı sürekli dolandırmaktan başka bir şey yapmadığı açıklamasından sonra bizi ortada bırakarak sırtını dönerek alanı terk etmiştir. Öğrencilerin bir günlük heyecanla eylem yapıp sonrasında taleplerin ve hakkının peşini bırakacağını zanneden rektöre cevabımız, biz inatla buradayız. Öğrencinin kalem tutmaktan nasırlaşan elleri ensende olacak. Bizler ekonomik kriz ve okulun öğrenciyi yüz yüze bıraktığı saymakla bitmeyecek sorun ile uğraşırken, rektörün yine yurt dışı gezisinde olması öfkemizi daha da büyütüyor. Öğrencileri her gün isyanlar ederken, DAY ayağa kalkmışken rektör okulda kalıp sorunlarımız ile ilgilenmek bir yana, bu işe bir vekil atanması talebimizi bile önemsememiş ve taleplerimizi ileride değerlendirmek üzere geçiştirici söylemlerle itelemiştir. DAY'ın sorunları bitmiyor demiştik ama bu kadarını biz bile tahmin edemezdik. Sınav haftası gibi önemli bir tarih yaklaşıyorken pek çok öğrencinin gecesini gündüzüne katacağı kütüphanede tavan çöktü. Geçim derdi yetmiyormuş gibi bakımı yapılmayan eski binalarda canımızın derdine düşeceğiz artık. DAY öğrencisinin artık pes edecek ya da umudunu yitirecek bir şansı kalmadı. İnatla mücadele etmek ya da okulu bırakmak arasında seçim yapmak zorundayız. Ve hiçbirimiz de okulu bırakmaya niyetli değiliz. Bugün ikinci bir uyarı olarak sorunlarımızın yer aldığı bir liste ve özellikle zamlar konusunun bu hafta içerisinde çözülerek bizlere kitlesel bir görüşme günü belirlenmesi talebini rektörlüğe verecek, aksi takdirde DAY öğrenci dayanışması olarak kitlesel eylemlerin devam edeceğini ve bu sorunların Lefkoşa'daki gerekli bakanlıklara da iletileceği uyarısını yapıyoruz.